Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Kısa bir süre önce hepinizin bildiği üzere 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde Fatma Ragibe Kanıkuruloğlu, namı diğer Kuvacı Fatma Nene stüdyo konuğum olmuştu. Siyaseti, ekonomiyi, yaşamı konuşmuştuk. Bugün de İsrail terör devletinin Filistinli masumlara, mazlumlara yaşatmış olduğu zulme sessiz kalmayarak tepkisini dile getirmek için konuk aldık. Özellikle hazırlanmış olduğu bir pankart var. Daha doğrusu manifesto diyelim. Şimdi önce ben bunu okuyacağım, daha sonra kendisi ifade edecek. Bre büyük katil Netanyahu. İnsan toprağın sahibi değil. Toprak insanın sahibidir. İşte ispatı. İnsan ölüyor, toprağa gömülüyor, çürüyüp toprak oluyor. Şimdi soruyorum, insan mı toprağın sahibi, toprak mı insanın sahibi? Bre Netanyahu, er ya da geç öleceksin, toprağa gömüleceksin, çürüyüp toprak olacaksın. Filistin'in toprağını, Gazze'nin toprağını almak için suçsuz ve günahsız sivil insanlara katliam, soykırım, jenosit yaptın. On binlerce insanı öldürdün. Cehennemin gayya kuyusunda yanacaksın. Hiçbir haham seni şarapla yıkamayacak, gömmeyecek. Hazreti Musa peygamber seni lanetledi. Senin cesedin Tur Dağı'nın tepesinde leş yiyici hayvanlara bırakacaklar. Haberin olsun, insaniyet adına dünya insanları diye bir ilan yapmış. İsyanını, faveranı dile getirmiş. Efendim, bu nerede aklınıza geldi? Çok güzel bir metin. Bu benden değil. Beni yaratan Allah'tan. Beni yaratan Allah. Benim beynimi yaratan Allah. Benim kalbimi, gönlümü yaratan Allah. Benim beynime fikir gönderince kalbime, gönlüme ilham, yani bu o, ilham gönderince yani doğuş gönderince kalemi kağıdı alıyorum, yazıya döküyorum. Ortaya faydalı fikir yazıları çıkıyor, faydalı kanunlar, kanun teklifleri çıkıyor ve bu yazı çıktı. Bu da Allah'tan, benden değil. Ben benlik yapmıyorum, ego yapmıyorum, egoizm yapmıyorum. Bu yazı benden değil, Allah'tan. Ben peygamber değilim, bana da vahiy gelmiyor. Peygamberlere vahiy gelir, biz insanlara da fikir gelir. Yaratan Allah beynimize fikir verir, kalbimize, gönlümüze ilham verir, doğuş verir. Ve o Allah'ın verdiği fikirle, Allah'ın verdiği ilhamla, doğuşla bunu yazdım. Bana yazdıran Allah, Allah benimle sesli konuşmadı. Allah dünyada iki insanla sesli konuşmuş. Birincisi Hazreti Musa peygamberle Tur Dağı'nda yaratan Allah sesli konuşmuş, kelam etmiş. Hazreti Musa peygamberin sıfatı Kelamullah. Peygamberlerin sıfatları vardır, isim sıfatlar. Hazreti Adem Safiyullah, Hazreti İbrahim Halilullah, Hazreti Musa Kelamullah, Hazreti İsa Ruhullah, Hazreti Muhammed Mustafa Habibullah. Dünyada üç tane siyonizm var. İngiliz siyonizmi, Amerikan siyonizmi, İsrail siyonizmi. İsrail siyonist emperyalist. İsrail'in arkasında İngiltere durmasa, Amerika durmasa Araplar İsrail'i tükürükle boğarlar. Peki efendim, konumuza gelelim. 7 Ekim'de 2023'te İsrail topraklarına bir saldırı oldu. O saldırıdan sonra terörist İsrail devleti 35 binden fazla çocuk, kadın, yaşlı, sivil katletti. Siz de bu mesajda ona tepki gösterdiniz. Bunların durması için ne yapmak lazım? Müslüman ülkenin ne yapması lazım? Şimdi ben övünmek gibi olmasın, üzülerek söylüyorum. Fiilen Kuvayi Milliye baş müfettişiyim, baş raportörüyüm. Fiilen olayları analiz uzmanıyım. Fiilen ajanları, casusları tespit uzmanıyım. Fiilen vatan hainlerini, millet düşmanlarını, devlet düşmanlarını tespit uzmanıyım. İngiltere, emperyalist İngiltere'nin, emperyalist Amerika'nın, emperyalist İsrail'in her ülkedeki insanları, vatansever, milletsever, devletsever insanları kullandığını biliyorum. Türkiye'de Türkleri kullandılar, Türkiye'de Müslümanları kullandılar.
hala kullanmaya devam ediyorlar. Bizim Türkler uyanmadı, bizim Müslümanlar uyanmadı. Yabancı devletlerin, İngiltere'nin, Amerika'nın, İsrail'in sacak ayağı. Üç kişi bir araya gelince sacayak ayağı derler. Çünkü eskiden mangallarda sacayak vardı. Sacayak ayağı, üçlü ayak, üçlü çete. İngiltere, Amerika, İsrail. Üçü de bir, üçü de... Üçlü çete, çok önemli tespit. Evet, Amerika, çete. İsrail, İngiltere. Ha, en başta İngiltere, İngiltere, Amerika, İsrail. Üçlü orta çete. Boy karşısında üçlü çete, doğru. Bunlar dünya hakimiyeti üzerine oynuyorlar. Ne oldu? İngiliz kraliçesi 96 yaşında öldü, ölmeyecek mi? Peygamberler ölmüş. Biz de öleceğiz. Peygamberler de insan, biz de insanız. Peygamberler ölmüş, krallar, şahlar, padişahlar ölmüş. Ölmeyen var mı? Ölmeyen sadece ve sadece yaratan Allah. Biz yaratılan insanlar er geç öleceğiz. Şimdi lafı nereye getirelim? Bu mesajı bir sizden dinleyeyim. Siz bir okuyun lütfen. Ben kendim yazdım. Ezbere de okurum ama bakarak okuyayım. Heyecandan atlamayayım. Çünkü tabii. Heyecanlıyım. Ben siyasi parti genel başkanı değilim. Televizyon kameralarına alışkın değilim. Heyecanlanıyorum. Bire büyük katil Netanyahu. İnsan toprağın sahibi değil. Toprak insanın sahibi. İşte ispatı. İnsan ölüyor. Toprağa gömülüyor. Çürüyüp toprak oluyor. Şimdi soruyorum. İnsan mı toprağın sahibi? Toprak mı insanın sahibi? Bire Netanyahu. Er geç öleceksin, toprağa gömüleceksin, çürüyüp toprak olacaksın. Filistin'in toprağını, Gazze'nin toprağını almak için suçsuz ve günahsız sivil insanlara katliam, soykırım, genosit yaptın. On binlerce insanı öldürdün, öldürttürdün. Cehennemin gayya kuyusunda yanacaksın. Cehennemin gayya kuyusu cehennemin en kötü yeri. Cehennemin altında, dibinde, üstte yananların kanlı sıcak irinleri, kanları cehennemin gayya kuyusundakilerin başlarına, beyinlerine damlıyor. Onları burada yazmadım, ilave ettim. Şimdi açıklama yaptım. Cehennemin gayya kuyusunda yanacaksın. Hiçbir haham seni şarapla yıkamayacak. Gömmeyecek. Çünkü Müslüman Yahudiler ölülerini şarapla yıkattırır. Bir de Selanik dönmesi Yahudiler, babam anlatmıştı. Her ne kadar Selanik dönmesi Yahudiler İslam mezarlığına, Müslüman mezarlığına gömülseler bile ölülerini imama, hocaya, ölü yıkayıcıya yıkattırmazlarmış. Haham gelirmiş, ölen Müslüman Yahudinin, daha doğrusu Yahudi Selanik dönmesi denilen Yahudilerin ölüsünü haham şarapla yıkarmış, imama, hocaya suyla yıkattırmazlarmış. Babam ona şahit olmuş. Babam 1903 doğumlu Osmanlı vatandaşı olarak doğmuş. Osmanlı. Babam, annem babam Osmanlı nesli, ben de Cumhuriyet nesliyim. Onlar Osmanlı çocuğu, ben de Cumhuriyet çocuğuyum. Ondan sonra... Seni şarapla... Hiçbir haham. Seni şarapla yıkamayacak, gömmeyecek. Şimdi ilave yapayım. Hangi haham? Netanyahu'yu ölüsünü yıkarsa, gömerse o haham Müsevi dininden çıkıyor. Fasık oluyor, mürted oluyor. Dinden çıkıyor, Müsevi dininden çıkıyor. Onun için Allah onun ölüsünü yıkayayım da lanet diyecek. Bakalım, bunları ilave yapıyorum. Bakalım Netanyahu'ya mezar nasip olacak mı? Ha? Kabir nasip olacak mı? Her ölüye mezar, kabir nasip olmuyor. Nasıl? Şimdi devamını okuyorum. Musa peygamber seni lanetledi. Senin cesedini Tur dağının tepesinde leş yiyici hayvanlara bırakacaklar, haberin olsun. Hazreti Musa aleyhisselam Tur dağında Allah'la konuştu, yaratan Allah'la konuştu, sesli olarak konuştu. Dünya yüzünde iki insan, sadece iki insan, iki peygamber Allah'la sesli olarak konuştu. Birincisi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselamdan önce doğan Hazreti Musa aleyhisselam Allah'la konuşmak istedi. Allah'la, yaratan Allah'la konuşmak için Tur dağına çıktı. Allah'ım dedi, seni görmek istiyorum, seninle konuşmak istiyorum dedi. Yaratan Allah'tan nida geldi Hazreti Musa aleyhisselama. Ya Musa dedi, sen beni görmeye dayanamazsın. Dayanırım Allah'ım dedi. Dayanamazsın ya Musa dedi. Dayanırım Allah'ım dedi. Ya Musa dedi, ben sana beni görecek, görmeye dayanacak kudreti, kuvveti vermedim. Sen dayanamazsın dedi. Dayanırım Allah'ım dedi. Allah'la iddiaya girdi. Peygamber de olsa yaratan Allah'la iddiaya girmez. Ha, Musa kelamullah. Kelam demek söz, kelimenin çoğulu, sözler, konuşma demek. Kelam kelimesi, kelime kelimesinin çoğulu ve konuşmak, sesli olarak konuşmak. Allah'tan nida geldi.
Ya Musa peygamberim dedi, şu karşıki dağa bak dedi. Hazreti Musa peygamber dağa baktı. Yaratan Allah oraya gölgesini düşürdü. Yaratan Allah'ın gölgesinden dağa kocaman da buzdağı gibi eridisi oldu. Bunu gören Hazreti Musa aleyhisselam bayıldı. Ayılınca dedi ki yaratan Allah, ya Musa peygamberim ben sana demedim mi? Sen beni görmeye dayanamazsın. Ben sana kendimi göstermedim, kendi zatımı göstermedim, kendi cemalimi göstermedim. Sadece kendi gölgemi dağa düşürdüm, dağ eriyince sen dayanamadın, bayıldın. Çünkü ben sana beni görecek, bana beni görmeye dayanacak kocacı kuvveti vermedim beni. Bu sefer Musa peygamber tövbe etti, tövbe istiğfar etti. Özür dilerim Allah'ım dedi, tövbe ederim Allah'ım dedi. Senin de iddiaya girmek hatasına, yanlışına düştün, beni affet Allah'ım dedi. Allah da onu affetti. Musa peygamberin sıfatı kelamullah. Ondan sonra son dünyada ikinci insan, Musa peygamberden asırlar sonra, yüzyıllar sonra doğan son peygamber, ahir zaman peygamberi, peygamberler peygamberi, Hazreti Ahmed'i, Mahmud'u, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o miraca çıktı. Miraç şeydir, tayyibi mekandır. Yaratan Allah bir gece son peygamberine, ahir zaman peygamberine tayyibi mekan yaptırdı. Mekke'den kalktı, Kudüs'e geldi. Orada Kudüs'te mualla taşı var. Orada mualla taşı var. Bir de Burak denilen cennet atı var. Yaratan Allah peygamberimize, mübarek peygamberimize, kutlu peygamberimize bir gece yarısı tayyibi mekan yaptırıp onu Mekke'den alıp Kudüs'e, heyecandan dilim duruyor, çok heyecanlıyım kusura bakmayın, Mescid-i Aksa'da yaratan Allah Kudüs'e getirdi, Mescid-i Aksa'ya getirdi. O da kendisine Burak denilen cennet atını gönderdi. Orada mualla taşı denilen binek taşı var. Mübarek peygamberimiz mualla yüksekte duran demek. Mualla taşına binek taşı olarak bastı. Burak denilen cennet adına bindi, cennete gitti. 7 kat yer, 7 kat gök derler. Yaratan Allah 7. katta değil. Yaratan Allah göğün 7. katında değil, daha yüksekte. Yani yaratan Allah yarattığı kainatın, evrenin, kainat Arapçası, Türkçesi evren. Yaratan Allah kainatın dışında, evrenin dışında onun şeyi, Sidretin müntaha, Sidretin müntaha. 7 kat gökten sonra Sidretin müntaha deniyor. Orası Allah'ın katı. Yaratan Allah peygamberimizi oraya getirtirdi. Cebrail aleyhisselam getirdi. 4 büyük melekten biri Allah'la, yaratan Allah'la peygamberler arasındaki haber elçisi, tebliğ elçisi. Allah'ın elçisi Cebrail aleyhisselam dedi ki, ya Muhammed Mustafa peygamber, ben buraya kadar gelmeye izinliyim. Sidretin müntaha 7. kat gökten Sidretin müntaha'ya geçersem yanarım, kül olurum dedi. Buradan ileriye gitmek sana ait dedi. Ben buradan 7. kattan sonra Sidretin müntaha'ya çıkamam dedi. Ben izinli değilim, sen izinlisin dedi. Bu mübarek peygamberimiz, son peygamber. Sidretin müntaha'da Cenab-ı Allah'la yüz yüze görüştü. Cenab-ı Allah'ın hem zatını gördü, cemalini gördü, hem de onunla sesli olarak konuştu. Hoş geldin benim peygamberim, son peygamberim, ahir zaman peygamberim, peygamberler peygamberim, Hazreti Ahmed'i, Mahmud'u, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hoş geldin dedi. Sen dedi, Hazreti İsa peygamber Allah'ın niyazında bulunmuş. Allah'ım, yaratan Allah, bunları anlatmam lazım, yarın bırakamam. Yaratan Allah, Hazreti İsa peygamber, yaratan Allah demiş ki, Allah'ım demiş, bana vahiy gönderdin. Yaratan Allah Hazreti İsa peygambere, İsa Ruhullah peygambere gönderdiği vahiyle, ey benim peygamberim Hazreti İsa peygamber, senden sonra son peygamber olarak, ahir zaman peygamber olarak Hazreti Ahmed'i, Mahmud'u, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i göndereceğim demiş, haberin olsun demiş. Hazreti İsa peygamberin, Allah Hazreti İsa peygambere vahiy yolunda İncil'i göndermiş, İncil'i. Hazreti İsa peygamber öldürmeyin diyor, İncil öldürmeyin diyor, ama bugün Netanyahu insanları öldürüyor. Hazreti İsa peygamber onu kabul etmiyor, Hazreti Musa peygamber de onu kabul etmiyor.
Hazreti yaratan Allah'ın Hazreti İsa peygambere gönderdiği hakiki İncil'de, vahiy yoluyla gönderdiği hakiki İncil'de son peygamberin ismi Ahmet peygamber. Papazlar İncil'i değiştirmişler kendi menfaatleri için. Hahamlar da Tevrat'ı Zevur'u değiştirmişler kendi menfaatleri için, kendi hükümranlıkları için, kendi hakimiyetleri için, kendi egemenlikleri için, kendi ırkçılıkları için, kavmiyetçilikleri için, ırkçılık yapmak için, kavmiyetçilik yapmak için papazlar İncil'i değiştirmiş, hahamlar da Tevrat'ı Zevur'u değiştirmiş. Ondan sonra şimdi Hazreti İsa peygamber, mübarek peygamberimizin İncil'deki ismi Ahmet peygamber. Cennetteki ismi Mahmud peygamber. Cennette makamı Mahmud var. Mahmud makamı. Ayetine koyduğu ismi Mustafa. Mübarek peygamber, yaratan Allah'ın mübarek peygamberimize, kutlu peygamberimize, Kur'an-ı Kerim'de koyduğu ismi, yani adı da Muhammed. Muhammed kelimesi muhabbetten geliyor. Son peygamberin özelliği nedir? Yaratan Allah son peygamber, ahir zaman peygamberi, peygamberler peygamberi Hazreti Ahmet'i, Mahmud'u, Muhammed Mustafa'yı yaratırken ilk defa onun ruhunu yaratmış. İlk defa ruhlarımız yaratılmış, sonra vücutlarımız, bedenlerimiz yaratıldı. Yaratan Allah insan ruhunu yaratmaya karar vermiş. Ve yaratan Allah'ın yarattığı ilk insan ruhu Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhu. Yaratan Allah yarattığı insan ruhuna Hazreti kendi eseri olan, yarattığı yani kendi eseri olan Muhammed Mustafa peygamberin ruhuna, yarattığı kendi eserine, yarattığı ilk insan ruhuna hayran kalmış. Bu hayran ve aşık olmuş. Bu hayranlığın ve aşkın etkisiyle bizim hepimizin ruhlarını yaratmış. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhu yaratılmasaydı bizim ruhlarımız yaratılmazdı. Ağzınıza sağlık diyelim. Tamam, bunları anlatmam lazım açılmışken. Belki ölürüm. Bir dakika. Belki ecelimde ölürüm. Belki yerli ve yabancı istihbarat teşkilatları tarafından siyasi suikastla öldürülebilirim. Ben 2001 yılı Ekim ayında siyasi suikastla uğradım. Ölseydim şehit olacaktım. Ölmedim, gazi oldum. Ama ben gaziyim demiyorum. Ünvan yapmıyorum. Gaziyim demiyorum. Ondan sonra niye son peygamber, ahir zaman peygamberi, peygamberler peygamber oluyor? Hazreti İsa peygamber yaratan Allah'a niyazda bulunmuş, dilekte bulunmuş. Allah'ım demiş, ben peygamberim, benim ümmetim var. Ama ben de ümmet olmak istiyorum. Ben de senin son peygamberine, ahir zaman peygamberine, Muhammed Mustafa'ya ümmet olmak istiyorum demiş. Bunun üzerine yaratan Allah İsa peygamberin canını almamış. Vücudundan ruhunu, canını almamış. Bütün peygamberlerin vücutları ölmüştür ama ruhları bakidir. Vücut ölür, beden ölür, ruh ölmez. Allah ruhu ölümsüz yaratmış. Ebedi cennet var, ebedi cehennem var, ebedi arasat var. Cennetle cehennem arasında arasat var. Arasatta hakiki deliller olacak, sahte deliller yok. Deli raporu alıp da deli maaşı bağlatmak için, bakıcı maaşı bağlatmak için sahte deliller var. Hakiki deliller arasatta kalacak, cennete giremeyecek. Cennetin düzenini bozmasın diye. Şimdi Hazreti İsa peygamberi göğe çekmiş Allah. Yaratan Allah, niye söylemiyorlar imamlar, müezzinler, müftüler, Diyanet İşleri Başkanları, İslam alimleri, ondan sonra ve ümmetçi, İslamcı, kötüler, niye söylemiyorlar? Yaratan Allah Miraç'ta Hazreti İsa peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa peygamberle tanıştıracak. Ey benim son peygamberim, ey ahir zaman peygamberim, seni kim peygamberler peygamberi yaptı biliyor musun? Hazreti İsa peygamber bana benden niyazda bulundu, dilekte bulundu. Ben son peygambere ümmet olmak istiyorum dedi. Ben de onun canını kabzetmedim, vücudundan canını kabzetmedim, vücudundan ruhunu kabzetmedim. Azrail Aleyhisselam'a vücudundan canını kabzettirmedim. Ruhunu kabul ettirmedim. Bak yanında duruyor. İsa peygamber vücuduyla, ruhuyla canlı yanında duruyor. Seni tanıştırayım. Miraç'ta yaratan Allah, ondan sonra Hazreti İsa peygamberi, Hazreti son peygamber, ahir zaman peygamberi, Hazreti Muhammed Mustafa ile tanıştırmış. Bu nedenle son peygamber, ahir zaman peygamberine peygamberler peygamberi deniyor. Niye deniyor? Çünkü Hazreti İsa peygamberin de peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa. Bunu ben çocukluğumdan beri hiçbir din aliminden duymadım. Annemden, babamdan duydum. Demek ki annem, babam hem Selçuklu Türk-İslam kültürü almış, hem Osmanlı Türk-İslam kültürü almış, hem Cumhuriyet Türk-İslam kültürü almış. Ben annemin, babamın İslami bilgilerini, bugün Türkiye'deki, dünyadaki İslam alimlerinin bilgilerine değişmem.
Ha, şimdi lafa gelelim. O Netanyahu suçlu. Çok suçlu. Putin de suçlu. Putin de katliam yapıyor. Putin Kırım'da katliam yaptı. Netanyahu Gazze'de yaptı. Gazze'de, Filistin'de yaptı. Putin hem Kırım'da katliam yaptı, hem de Ukrayna'da yaptı. Ukrayna halkının bir kısmı Hristiyan Kıpçak Türkleridir. Ukrayna'nın halkının bir kısmı Ukraynadır, bir kısmı Rus'tur, bir kısmı Ukraynadır, bir kısmı da Hz. İsa Peygamber'in peygamberlik döneminde, Hz. İsa Peygamber'in hak peygamber olduğu dönemde, İncil'in de hak kitap olduğu dönemde, Karadeniz'in kuzeyinde ve Kafkasya'nın batısında yaşayan, kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan Kıpçak Türkleri Hristiyan olmuş olabilir. Ben de Hz. İsa Peygamber'in peygamberlik döneminde yaşasaydım Hristiyan olurdum. Ben de Hz. Musa Peygamber'in peygamberlik döneminde yaşasaydım ben de Müslüman olurdum. Ama ben son peygamberin, ahir zaman peygamberinin, peygamberler peygamberi, Hz. Ahmet'in, Mahmud'un, Muhammed Mustafa'nın peygamberlik döneminde yaşadığım için, doğduğum ve yaşadığım için ben otomatikman Hz. Muhammed Mustafa peygamberin ümmetiyim. Ama hem de kabul ediyorum ümmetliğini. Ama şimdiki Hristiyanlar Hristiyan sayılmaz. Şimdiki Müseviler Müsevi sayılmaz. Çünkü şimdiki Hristiyanlar Hz. İsa peygamberin peygamberlik döneminde yaşamıyorlar. Şimdiki Müsevi Yahudiler Hz. Musa peygamberin peygamberlik döneminde yaşamıyorlar. Onlar da son peygamber, ahir zaman peygamberi, peygamberler peygamberi, Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peygamberlik döneminde doğmuşlar ve onun peygamberlik döneminde yaşıyorlar. Onlar da otomatikman efendim, son peygamberin ümmeti ama bu çok mühim, belki ölebilirim ben. Yakında ölebilirim. Bir tamamlamam. Tamamlayacağız. Ölmeden bunları söylemem lazım. Bunlar benim vasiyetim. Hz. İsa peygamber, Hz. Musa peygamber, son peygamberin peygamberlik döneminde doğanları ümmetliğe kabul etmiyor. O zamanlar kabul ediyor, şimdi etmiyor. Hz. İsa peygamberin doğumuyla son peygamber, ahir zaman peygamberi, Hz. Muhammed Mustafa'nın peygamberin doğumu arasında 6 asır var, 600 yıl var, hatta 600 sene var, hatta 600 seneyi aşkın küsuratı da var. Onun için Hz. İsa peygamber gelince Hz. Musa peygamberin peygamberlik dönemi sona ermiştir. Hz. Muhammed Mustafa peygamber gelince Hz. İsa peygamberin peygamberlik dönemi sona ermiştir. Nasıl ki her kralın krallık dönemi var, her şahın şahlık dönemi var, her padişahın padişahlık dönemi var, her cumhurbaşkanının cumhurbaşkanlığı dönemi var. Ağzımda dişim yok, kusura bakmayın, zor konuşuyorum. Benim sloganım önce vatan, millet, devlet, sonra diş. Dişsiz bağımsız olay, Fatma Ragibe Kanıkoru logolu benim. İlk defa 25 Mart 1984 BD seçimlerinde ilk defa bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğum için benim sloganım böyleydi. Her devir onu söyleyeceğim, dur heyecanlandım, kusura bakmayın. Kara günlerin kara kalpağı vardır. Kara günlerin kara kalpağı vardır. Kara günlerin kara fatması vardır. Her devirde bir kara fatma yetişir. Kuvayi Milliye'den kara fatma diyor ki, önce vatan, millet, devlet, sonra diş. Dişsiz bağımsız olay, Fatma Ragibe Kanıkoru logolu benim. Ben vatan, millet, devlet aşkına düşeli beri kendimi unuttum. Dişlerimi yaptırmayı da unuttum. Elimdeki avucumdaki paraları vatanın, yeten devletin sıhhat ve selameti için, bekası için, İstanbul'un, Türkiye'nin düzenmesi için harcadım. 9 defa bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldum. Adaylık parası yatırdım İstanbul defter darlığına. 12 defa da İstanbul'un bağımsız milletvekili adayı oldum. Toplam 21 defa İstanbul Cağaloğlu'ndaki İstanbul Defter Darlığı mal sandığı muhasebe müdürüne adaylık parası yatırdım. Seçime girdim mi ister seçin ister seçilme adaylık parası otomatikman hazineye kalıyor. Hazineye kalan para vatana, millete, devlete kalıyor. Ve hazineye kalan param vatana, millete, devlete helal olsun. Lakin millet de insan kıymeti bilsin, kadir kıymet bilsin, bana oy versin. Yeter ki devlet memurları da insan kıymeti bilsin, kadir kıymet bilsin, bana oy versin. Ben maaş istemiyorum, görev istiyorum. 15 Haziran'da tam 79 yaşında olacağım. 16 Haziran'da 80 yaşından bir gün alacağım. Ben gençliğimde serbest şöhret istemedim. Makam mevki istemedim. Benim makamda mevkide gözüm gönlüm yok. Servette şöhrette gözüm gönlüm yok. Ben yaratan Allah'ın hademeyi hayrat kullarımdan biriyim. Eski Türkler, devlet kelimesi Arapça. Eski Türkler, Osmanlı Türkleri, Selçuklu Türkleri,
Devlete hayrat dermiş, hayrat. Devlet hayır yapıyor ya, devletin ismi hayrat. Devlet memurunun ismi de Hademe-i Hayrat. Eskiden devlet memurları derviş ahlaklıymış, maaş almazmış. Şimdikiler maaş alıyor. Peki. Alacak tabii, geçim dünyası. Şimdi sözü nereye getireceğim? Ha, şimdi Netanyahu Müslümanlıktan çıktı, Yahudilikten çıktı. Ha, o şey oldu. Şey oldu, dinden çıkana fasık derler. Münafık günahkar olur, cehennemde yanar. Münafık dinden, imandan çıkmaz. Günahkar olup cehennemde yanar, günahının kefaretini cehennemde yanarak öder. Ama dinden, imandan çıkana fasık derler, mürtet derler. Putin Hristiyan değil, gavur. Netanyahu da Müsevi değil, gavur. Hakiki Hristiyanlar, gerçek Hristiyanlar insan öldürmez, katliam, soykırım, cenasız yapmaz. Çünkü Hz. İsa peygamber öldürmeyin diyor, İncil öldürmeyin diyor. Hakiki Müseviler, hakiki Yahudiler insan öldürmez, insan öldürtmez. Katliam, soykırım, cenasız yaptırmaz. Bir Müsevi Yahudi katliam, soykırım, cenasız yaptırırsa dinden, imandan çıkar, fasık olur, Müsevilikten çıkar. Yahudilikten çıkar. Bakın basına, medyaya, İsrail'de İsrail halkı hakiki dindar, gerçek dindar Müslüman Yahudiler Netanyahu'yu protesto ediyor. İnsanları öldürme, öldürtme, katliam, soykırım, jenosit yapma. Sen yaptığın katliamlarla, soykırımlarla, jenositlerle insanları öldürerek biz Müslüman Yahudilere düşman kazandırıyorsunuz. Dünya milletlerini, dünya devletlerini biz Müslüman Yahudilere, biz hakiki dindar, gerçek dindar Müslüman Yahudilere düşman kazandırıyorsunuz. Senin yüzünden dünya milletleri, dünya devletleri biz Müslüman Yahudilere düşman olacak. Sen bize düşman kazandırıyorsunuz diye onu protesto ediyorlar. Gazetelerde var, televizyonda var bu protestolar. İsrail halkı bile Netanyahu'ya isyan etti. Netanyahu istifa diye bağırıyorlar, haykırıyorlar. Peki. Evet, alayım bunu. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi bir çırpıda vaktimiz dolmasa saatlerce konuşacak bilgi birikimine sahip. Özellikle son günlerde Siyonist İsrail'in katliamları artınca Fatma annene sessiz kalmayarak bir önce bunu yine okuduk, kendisi de okudu. Tepkisini ortaya koyan çok güzel bir metin hazırlanmış. Ben kendisini kutluyorum. Bu tür konulara herkesin duyarlı olması gerekir. Benim tepki göstermemde bir şey olmaz demesinler. Herkesin tepkisi mutlaka bir yerde işe yarar. Biz de Fatma Nene'yi yayın konuğu alarak sesini duyurmasına aracılık yaptık. Aracı olan yapan gibidir. Biz de burada Netanyahu'yu ve avanesini kınıyoruz. Eğer güçleri yetiyorsa kendi savaştıkları milletlere sahip oldukları silahların yarısını versinler, öyle savaşsınlar. Filistin'de silah yok, uçak yok, İHA yok, SİHA yok, tank yok, tüfek yok. Sadece küçük silahları var. 7 aydır direniyorlar. 7 aydır meydanı İsrail'e bırakmadılar, Yahudilere bırakmadılar. Bir an evvel bu katliamın, bu jenositin, bu soykırımın son bulmasını diliyor, istiyoruz. Fatma Nene'ye de bu duyarlı düşüncelerine teşekkür ederiz. Hoşça kalın, dostça kalın. Ben de teşekkür ederim. Lütfen bu sözlerimi kısaltmayın. Programa sığsın diye bu sözlerimi kısaltmayın. Ben yaşlıyım, ihtiyarım. Bugün varım, yarın yokum. Rahmetli babam derdi ki, kızım biz yaşlılar, biz ihtiyarlar. Bir ayağımız çukurda, bir ayağımız hayatta. Bir ayağımız çukurda ne demek? Bir ayağımız mezarda, kabirde demek. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ben şimdi 15 Haziran'da tam 79 yaşında olacağım. 80'e gireceksin. 16 Haziran'da 80 yaşından bir gün alacağım. Onun için lütfen bu yazımı rica ediyorum İstanbul Gazetesi'nden ve İstanbul Televizyonu'ndan bu sözlerimi kısaltmasınlar. Benim bu belki son sözlerim olabilir. Belki vasiyetim olabilir. Allah uzun ömür ne bilirsin efendim? Yok, ben kendimi ölecek gibi hissediyorum. Yerli ve yabancı istihbaratçılar buna suikast yaptılar. Ölebilirim ben. Her an ölebilirim. Allah uzun ömür versin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.